İyi günler Nur Hanım. Kolay gelsin. Adana'dan Sultan Hanım'ı uğurladık arkadaşlar. Tuğba Hanım hattımızda. Buyurun, hoş geldiniz. İyi günler Nur Hanım. İyi günler. Nevit Emin Hocam. Merhaba Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Heyecanlıyım. benim iki rüyam var da hocam. Buyurun siz anlatın. Ben hangisi dikkatliyse Peki. onu alayım. Olur mu? Ama çok hızlı Evet. anlatalım, olur Evet mu? Sırada çünkü. bekleyen Evet. çok seyircimiz Evet. var çünkü. Tamam, ilk rüyam hani ben birkaç senedir eşimle ilgili işte beni aldattığına o tarz rüyalar görüyorum. Başka başka kadınlar görüyorum Ama rüyamda. Tuğba Hanım sizden bir ricam var. Lütfen hayatınızdan hiçbir kesit vermeyin. Oldu mu? Sadece rüyanızı anlatın. Şu anda zaten Tamam normal hocam. rüyanızı anlatıyorsunuz bize. Evet, buyurun. Evet hocam, yani birkaç senedir ben eşimin hani rüyamda başka bir kadınlar görüyorum. Yakında olduğunu, hani bir iletişiminin olduğunu başka kadınlarla görüyorum, yalnız hani aynı kadınlarla değil. En son rüyamda da Hacer ismini, Hacer isminde bir kadın olduğunu işte Gördünüz. öyle gördüm. İlk rüyam bu hocam. İkinci rüyamda ben son 10 yıldır, 30 yaşındayım ben, son 10 yıldır devamlı hani asansörde kaldığıma, mesela 7. kata çıkmam gerekirken 8. 9. kata çıktığımı ya da çatıya çıktığını, asansörün çatıyı yıktığını, o tarz rüyalar görüyorum. Tuğba Hanım, Peki. ben soru Evet soracağım da Tuğba hocam. Hanım. Buyurun hocam. Evet, buyurun hocam. Şimdi ben iki yoldan, çünkü rüyanızın yorumunu iki yoldan yapacağım da eşinizin alnı biraz açık mı efendim? İşte hani çok değil. Yani ya sağa ya solu, bakın ben az bir şey açık mı diyorum. Evet hocam. Bakın sizin asansörde olmanız, siz kapalı bir kutusunuz. Açılamıyorsunuz. Yani ne yukarı ne aşağı derken, hani bir atasözü var. Yukarı tükürsem çok affedersiniz diyor. Bıyık aşağı tükürsem sakal misali. O yüzden Aynen siz hocam. arada kaldığınız bir durum var efendim. Evet. Yedinci kat olması sizin bu durumlarınızın kesinlikle ailevi sorunlar. Çatının birden çıkması, işte çatının dağılması filan, yuvanıza sahip çıkmanız gerekiyor. Peki Sabırlı eşinize karşı olmanız öyle bir gerekiyor. güvensizlik hissediyor musunuz aldatılabileceğinize dair? Yani her bayanın hissettiği kadar Biraz var. hissediyorum yani. Biraz var yani, onu ben size söyleyeyim. Aslında Peki tabii Hacer televizyonda ismi nedir oradaki, Hacer şimdi ismi? aslında Hacer annemiz var. Siz çok iyi bilirsiniz. Hazreti İsmail'in Evet efendime hocam. söyleyeyim annesidir. Onun için diyor ki rüyanız, kulum sen sabırlı ol. Allah'ın izniyle inşallah bu sıkıntılarını geride bırakacaksın. Mesaj apaçık gelmiş. Herhangi bir kadın onun hayatında yok. Yani seni de aldatmıyor. Eğer Evet, çok sen bunu eşim evine çok bağlıdır. eğer devamlı kafanda virt edersen, bu Çok sefer neye ediyorum dönüşür? hocam. Efendime söyleyeyim, bu sefer vesvese hastalığına dönüşür. İster Evet istemez hocam. asansörde yalnız olduğunuz için, çatı yıkıldığı Aynen. için, sizin bu yapmış olduğunuz hareketler sizin yuvanıza sebep olabilir diyor Ama Cenab-ı Hak. rüyanızı eşinize de anlatmayın sakın. Yok, Hani adamın anlatmıyorum. aklına Sanıyorum. karpuz kabuğu Yani düşmesin. Aynen. çok Tamam şükür mı? ayrılacak bir nokta yok Tamam. yani. Öpüyoruz sizi. Görüşmek üzere. Atiye Hanım var hattımızda. Böyle Buyursunlar. hızlıca rüyaları Buyursunlar alalım efendim. ki Buyursunlar. rüyalarda gördüğümüz şeyler gelecekten nasıl haber veriyor? İstihareye nasıl yatacağız? Biraz sonra onu da konuşacağız. Bir dilek ve bir istek için istihare vakti. Biraz sonra konuşacağız Evet. onu.